Ya sevgili seyirciler yazın chatte ya. Anladın ya da Cem sen ne söyle. Anladınız mı ya şu olayı? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Allah Allah ben benim hala aklım almadı ya bu şeyi. 2024'ü emekli yılı ilan ediyorum dedi. Şaka mı? Bu dalga mı geçildi? Ben, hani ne demek ya bu 2024 emekli yılı? Böyle bir zam oranından sonra 2024 emekli yılı ilan ediliyor devletimiz tarafından. Ben buradan şunu çıkartıyorum. Ne, ne olacak abi? Ne oldu? Ben anlamadım ya. Ya gerçekten çok iyi zam yaptık diye de düşünüyor olabilirler. Eğer böyle bir düşüncedelerse o zaman saray halktan tamamen koptu demektir. Yani koptu. ya 10 bin lira yaptık emekliye de. Bayağı iyi ya. Efendim Sayın Cumhurbaşkanım bundan iki yıl önce emekli 2500 lira alıyordu. Şimdi 10 bin lira oldu. Çok iyi. Bayağı iyi. 4 katına çıkarttık Ha böyle bir psikoloji varsa o zaman durum çok sakat onlar açısından. çünkü emeklinin durumu hiç iyi değil hem enflasyonun hem de diğer zamların çok çok altında kaldı. Zaten emekli önceden çok mu iyiydi? Yani çok iyi olur eskiden. Şimdi hadi idare eder dersin. Ama eskiden zaten kötüydü. Şimdi hepten durum yerlerde. Hiç kurtaracak bir tarafı kalmadı yani. Temmuz ayına Var. kadar bile zor dayanır bu emekli. Evet, zor dayanır. Dün bile yaptığım yayında onu da atın çizeyim. E, Cem o dedi ki e, o da işte yani Temmuz falan o civarlarda bu zamlar erir e, gibi bir yorum yapmıştı daha önce. Dün onu revize etti. Gerçekten. Ve dedi ki, e, Rubi Gökdemir hakikaten çok sert bir yorumdu. E, Deniz bitti, karaya vurduk dedi. E, Sevgili seyirciler diye ekledi ve e, o Temmuz-Mayıs e, zamanlarını Mart ayına çekiyorum dedi. Mart'ta bu yapılan zam erir gider dedi. O da ayrı bir yorumdu yani. O da işte e, Bence bu konuda şöyle yani bir şey yok. bak 2500 lira abi neye eriyecek bunun? Yok zam falan yok. Yani Şöyle düşün mesela 0. 25 milimetre ile 0 30 milimetre arasında fark var mıdır bizim için yoktur. Niye? Yani çünkü senin ihtiyacın olan 2 santimdir gibi. Yani e zaten bir restorana gittiğinde, bir yemek yediğinde bir karı koca emekli çift gitsin, güzel bir karnını doyursun. 500-600 liradan aşağı kalkamıyor. 10 bin lira emekli maaşından bahsediyoruz. Yani faturaları mı ödeyecek bu adam? kirayı mı ödeyecek, karnını mı doyuracak? Çok zor. Evet, şöyle diyelim. Gerçekten o dediğin cümle çok önemliydi Cem. Ya realiteden koptular. Çünkü gerçekten bakın hani siyasetçilerde böyle bir durum vardır. Etrafındaki işte danışmanları olsun, işte ne yardımcıları olsun. Sayın Genel Başkanım işte çok iyi bir zam oranı yaptık ve işte emekliyi ezdirmedik o da bir anda gaza gelir. Ya evet ya falan hakikaten. Çünkü dikkat edin bak cümlesine. Zaten diyor yeni yıla girmeden önce bir 5000 lira hesaplara yatırdık dedi Erdoğan. Bir de üzerine bunu yapıyoruz diye. Ve müjde dedi ya. Hani çünkü hakikaten Cem bence haklısın ha. Farkında değiller yani şey e, ne ya olduğunu. Toplumu toplular yani. yani. Çünkü en azından Emekliye... müjde demezdi ya. Müjde dedi. Emekliye şöyle bir bakış açısı da olabilir. Ya sen zaten emeklisin evinde otur. Hani bu para sana yeter 10 bin lira. Emeklisin zaten. Otur çay iç. Balkona çık. Komşunu ziyaret et. Arada fırına börek koy. Poğaça koy. 10 bin lira sana yeter. Yani bu da düşünülüyor olabilir. Emeklinin ne işi var canım şeyde sosyal hayatta? Ne işi var? Lokantada. Gençken yiyeceğini yedi. Gezeceğini gezdi. Otursun evinde. Oturursa o şekilde bile yetmiyor aslında da. Öyle bir düşünce de olabilir. Peki. Bakın Sevgili seyirciler, hükümetin e, gerçeklerden koptuğunu, halktan koptuğunu bir şekilde burada ispatlıyoruz, anlatıyoruz. Ya arkadaş, şu, bak bu konuyu da benim aklıma almıyor ya. Herkes yorum yapsın, merak ediyorum. Hep beraber bu konuyu sorgulayalım. Muhalefet nerede? Ya böyle bir oy potansiyeli, böyle bir olay, ekonomik sorunlar varken... Yani bu konular tartışmanın ne anlamı var sevgili muhalif e, liderler? Yani sizi iktidar yapacak konu zamanında Erdoğan yaptığı gibi, zamanında, 2002'de Erdoğan yaptığı gibi ekonomik sorunlar. Ya bu konular hakkında niye kapsamlı bir çalışma yapmazsınız? Niye miting düzenlemezsiniz? Yarın hemen, hemen bak. Ben mesela bir siyasi lider olsam abi ekibimi toplarım, yarın çıkarım meydana. Yarın sabah. Bitti binlerce insan gelir bak oraya söyleyeyim yani. Sadece emekli değil genel anlamda ekonomik sorunlar. Ya niye yapmıyorsunuz bunları? Yani senin şu anda seçtiğin belediye başkanı adaylarının bu halk umurunda bile değil. Umurlarında değilsiniz ha bunu bilin. Hele ki 28 Mayıs'tan sonra umurlarında değilsiniz. Bunu bilin ya. Bak bizi şu anda izliyorsanız bunu bilin. Sert tepki veriyorum size de. Aynen iktidara verdiğim gibi. Ya bir şey yapsanız ya oy potansiyeli ya. Akıl, akıl zeka ya. Ha, eğer 21 yıldır yaptığınız gibi yine yapmıyorsanız ya piyana sadık kalıyorsunuz. Kusura bakmayın yani piyana sadık kalıyorsunuz. Ya da bu ülkeyi siz de bilmiyorsunuz ya toplumu. Tanımıyorsunuz yani. Neredesiniz arkadaşım? Bir şey yapın ya. Organizasyon hadi. Ya utanmasan ben yapacağım ya şimdi. Cem. Çıkacağım toplayacağım insanları. Zanka TV sen bizim takipçiler falan toplayalım. Yani akıllı olan siyasetçi bunu yapar ya. Tam zamanı ya. Tam ee, zaaf noktası burası ekonomi. Ama ekonomi dışında her şeyi Hı. konuşuyorsunuz ya. Umarım evet. yani şey bu konuda da e, yani, bizi anlamışsınızdır. Hassas olanları da biliyorum. E, yani olayımız bu tamamen. Yani e, muhalefetin yanlışlarından bahsettik bu tarafta. Şimdi derdimiz ne? Tabii ki değişim yani. Ülkenin değişime ihtiyacı var. Ekonomik sorunlarımız var. Ya farkında mısınız? Batıyoruz yani. yani ciddi sorunlarımız var. İşte bütçe açığı bak dün konuştuk şimdi bunu uzatmayayım. Son 21 yılın rekorunu kırdı bütçe açığı yani bütçe açı bu çok tehlikeli bir şey. Bütçe açığı bir taraf, bütçe açığı bir taraftan. Cari açık bir taraftan. Döviz kıtlığı bir taraftan. Ya nasıl dayanacağız? Bir de üzerine enflasyon. 4. Ya yani bir ülkenin başına şu anda gelebilecek en e, tehlikeli yani bu bir Arjantin var. O zaten orada, o da gitmiş yani. Hani sonra biz varız işte. Onun için yani çok tehlikeli bir ortamdayız. Burada öyle işte yani burada halkın ana gündemine odaklanmak gerekiyor diye e, bu eleştiriyi yapıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne de. Realite bu. Ya Bunlar burada istediğimiz herkesin mutlu huzurlu yaşaması, yapılan yanlışları e, anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa hani tamam evet muhalefeti eleştirdik. Ama dediğim gibi yani muhalefete gönül vermiş, hatta iktidara da yine aynı şekilde gönül vermiş milyonlarca bu ülkeyi vatanını seven insan var. Sadece bakış açıları farklı, e, ortada bir yerde toplanıp akılcı bir politika üretmemiz lazım. Şimdi e, şöyle yapıyoruz, e, emeklilerle ilgili bir bardak su içtiniz mi? Emekliler, e, önce bir bardak suyumuzu içelim, bir rahatlayalım. E, ondan sonra da e, dediğimiz gibi Mart ayını bekleyeceğiz. Mart ayında büyük ihtimalle bir eksam gelecek gibi gözüküyor. Özeti budur. E, şu anda e, yanlış politikalar sonucunda e, bütçede sıkıntılar da var her yere bütçe verildi ama emekliye verilmedi. E, durum bu ama Mart ayında büyük ihtimalle yeni bir e, zam zam oranıyla da karşılaşabilirsiniz. Öyle gözüküyor. Çünkü bakın görünün Erdoğan'a çok ciddi bir tepki de olacak ve Erdoğan da danışmanlarına diyecek ki ya siz bana hani demiştiniz ya buraya zam oranı iyiydi müjdeydi diye öyle bir krizle karşı Bu arada Devlet Bahçeli ne yapacak? Ya Devlet Bahçeli ya sonuçta iktidarın kendisi değil iktidarın ortağı ama en son biliyorsunuz 7500 lira zam yapılsın demişti. E olmadı. Orada e, o da tabii kendi oylarını konsolide etmek için bu tür açıklamaları yapıyor. Ya yani iktidarı tamamen karşısına almadan e, bir şekilde kendi görüşlerini ya vatandaşın oyunu alacak şekilde e, söylüyor. Devlet Bahçeli bunu yapıyor. Yapmaya da devam ha, yani ediyor. Yani şey dedi ya hani o seyyanen zam gelmesi gerekiyor. 8077 liraydı. Onun e, verilmesi çık Bir de bu arada bak balık hafızalıyız. Erdoğan 8077 lirayı memurlara verdi ama söz vermişti memur emeklisine vermedi. Bu da ayrı bir şey, unutuldu gitti. Şimdi Devlet Bey de onu gündeme getirdi bir taraftan. Dedi ki böyle böyle 8077 liranın ek seyyanen zam olarak verilmesi gerekiyor diye. Ama şu an durum öyle değil. Belki yarın bakışa bir gündem olabilir. Eğer Türkiye'de dövüş yoksa. Türkiye'de danışıklı dövüş yoksa... her zaman vardır. Ee, Türkiye'de politikalar Böyle olduğu müddetçe, yani günü birlik olduğu müddetçe, üç gün önce verilen sözün tutulmaması da normal. Bunu ben normal karşılıyorum. Yani doğru ee, bir şey değil tabii ki ama evet, evet, artık evet. bizim normalimiz haline geldi. Doğru mu değil tabii ki. Evet, yaptığımız ankete baktığımda bu arada yüzde doksan'a varan bir oranla emekli maaşından memnun musunuz? Hayır çıktı. Tamam, bizim kitlemizde böyle düşündüğü için. E, emekli konusunu işlemeye devam edeceğiz tabii ki e, bu kanalda çünkü yayının başında peki belki kaçıranlar vardır. Biz sistemle başladım. ya Emekli maaşını biz burada emekleri e, elimizden geldiğince yayın yaparken halkın sorunlarını da gündeme getirirken yayıncılar olarak gazeteciler olarak e, böyle birkaç tane mail mail aldım, mesaj aldım şeyden e, işte sosyal medya üzerinden. Ferit bu başlık olmadı. Biz emekliler olarak memnunuz. E, sen emekli bir değilsin. Sana ne oluyor ki kardeş? Hayırdır? Diyenleri e, gördüm ve canım sıkılmıştı. %10 diyorsun bak %90 memnun değil ama %10'luk bir memnun olan bir kesim var hadi bunların %5'ini de geç belki bilerek ya da yanlışlıkla bastı ama yine bir %5'lik bir kesim var onların zaten yarısı yazsa sana yine moralin bozulacaktır bakalım Bravo. önümüzdeki dönemde zaten yakından takip edeceğiz yani bizim şu anda bu yapmış olduğumuz program bile aslında emekliliği destekleyen bir program çünkü biz de burada bir kamuoyu oluşturuyoruz bir önceki ikramiyeyi hatırlayın. Sadece çalışmayan emeklilere verilecekti bu ikramiye. Ama toplumda bir kamuoyu oluşunca bu baskıya hükümet dayanamadı ve bir süre sonra çalışan emeklilere de zam yapmak zorunda kaldı. Elbette ki bütçenin zorlanmasını hiç kimse istemez ama bütçe her şeye gelince bütçede sıkıntı yok. Memur maaşında bütçede sıkıntı yok. Harcamalarda sıkıntı yok. Sadece emekli maaşına gelince bütçede sıkıntı olacaksa bu kabul edilebilecek olan bir şey değil. Bugün evet toplumda herkes emekli olmayabilir ama herkes bir emekli adayıdır. Bugün çalışanlar belki emekliliğinize 20 yıl var ama 20 yıl sonra bile sizin alacağınız emekli maaşını aslında bugünkü mücadeleler e, belirleyecek. Halk ne kadar haklarının bilincinde olursa ne kadar kamuoyu oluşturup hükümetler üzerinde baskı oluşturursa hükümetler de o kadar harcadıkları paranın hesabını yaparlar. O kadar harcadıkları paraya dikkat ederler. O yüzden toplumun sürekliliği için yani ülkenin geleceği için de bizim bu tür e, sorgulamaları yapmamız aslında faydalıdır. Onu da belirtelim. Toplumun geleceği için de faydalıdır.